Al-Kaiz, kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının konvansiyonel küçük silahlarla hedef alınması çok zor olan asimetrik tehditlerden korunmasında önemli rol alıyor. Gelişen teknolojiyle tehdit tiplerinin değiştiği ve bu değişimin yeni tür savunma sistemlerinin kullanımını gerekli hale getirdiği, Al-Kaiz'in drone tehditlerini algılayarak lazer silahıyla imha edilebiliyor. Roketsan Genel Müdürü Murat II. Alkan'ın konvansiyonel silahlarla engellenemeyen FPV dronelarını etkisiz hale getirebilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. İkinci Al-Kaiz'la kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının drone tehditlerinden tam olarak korunmasının sağlanabileceğine dikkat çekerek, üzerinde bulunan tespit radarıyla birçok hedefi aynı anda takip edebilen ve hızla etkisiz hale getirebilen Alka, sürü drone saldırılarına karşı savunma yapabilmesiyle öne çıkıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinin de bir parçası olan Alka'nın seri üretim çalışmalara devam ediyoruz. TSK envanterine kazandırdığımız Alka'nın dost ve müttefik ülkelere ihracatına dair de çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerine yer verildi.